Anlatsana. Karı koca arasına girilmez ama biz yabancı değiliz. Ne bileyim. Vallahi kafam öyle karışık ki. Belki de her şey bitti artık. Biter mi ayol? Canını çıkarmadan bırakır mı o seni hiç? Vallahi güçlü çıkarırsa kendi bilir. Ben tasımı tarağımı toplar giderim. Yahu Veli, bilmem kaç yıl aynı yastığa baş koydunuz. Böyle zırt diye bitirilmez. Bakar mısınız? Meğer zırt diye bitermiş işte. 2 yıl önce aklıma bile gelmezdi böyle bir şey. Bunu hiç aklından çıkarmayacaksın. Hadi oğlum, herkes yemeğini yedi. Kendine gel biraz. Çok istiyorsan gider karından af dilersin, olur biter. Yok ya, ondan değil. Kendimi ne kadar genç hissettiğimi anladım birden. Tamam, buldum. 2 yıl önce televizyonda yayınlanmış. Necla, bugün biraz iyi değilsin galiba. Üzüntülü gibisin. Bir şeye mi sıkıldın sen? Bilmem efendim, öyle mi görünüyorum? Bir şeyin var da söylemiyorsan daralırım. Biz burada bir aileyiz. Sağ olun efendim. Evraklar bunlar. Siz isterseniz bir göz gezdirin. Sen de aşağılık kompleksi var oğlum. Hele şu kendine olan güven duygunu bir kazan bakalım. Ölmek var, dönmek yok. Her şey daha iyi olacak. Eski gençliğine kavuşacaksın. Sana yalvarmadan kararında bir değişiklik olmayacak. Anlaşıldı mı? Hem belki beker olursan işinde de yükselme şansın artar birazcık. Biliyorsun, bu ışık için de aşağılamıştı seni. Ölmek var, dönmek yok oğlum. Evde yemek yoktur herhalde. Buzdolabında belki bir şeyler vardır. Karar verdin herhalde. Ne kararı? Mahkemeye kim başvuracak? O kadar meraklı olduğuna göre sen. İtiraz etmediğine göre sen de aynı fikirdesin. Sen başvur. Nafaka falan isteyecek değilim. İyi.
İkinci kanalda ne var? Bilmem. Ben bu kanaldan memnunum. Bunlar ne? Neler? Ha, iki sönmüş mum. Çok anlamlı. Kemeden. Anlaşılan bitiyor bu iş. Artık. Hayır. Yalnız kalmadım. Her şeye yeniden başlayabilirim. Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Galiba yalnızım. İlk geceden özledim galiba. Ayrılığın şerefine Melih. Kurtuldun. Tamam ya, bitsin. İyi oldu. Biraz haddini bilsin. Neydi o havaları, tavırları? Çan çan çene. Şimdi böyle otel odalarında mı günlerin geçecek? Yalnız mı kalacağım yoksa? Hah, evlenirim. Kadın kıtlığı mı var? Erkeğim ben. Yakışıklıyım da. Kızı olan kız bile alabilirim. Canavar gibi. Aa, bak moralini bozarsan hepimiz darılırız vallahi. Ne yalan söyleyeyim, vallahi çok şaşırdım. 20 yıldan fazla olmuştu değil mi? Ağzım açık kaldı. Birdenbire ayrılmaya karar vermek nereden aklınıza geldi? Birdenbire olur mu Gönül? Epeydir aramızda bir tatsızlık vardı. Melih'in kaç gündür otelde kaldığı doğru mu? Hiç haberim yok. İlgilenmiyorum da. Hadi kendine gel biraz. Dünyanın sonu değil ya. Bana bak. Ben olsam inadına yaşamaya başlarım vallahi. Ben de başka bir şey yapacak değilim. Sahi mi? Bir dakika Gönül. Dur bir dakika dur. Yanlış anlama. Atışmaya falan gelmedim. Konuşmamız gereken şeyler var.
Merhaba Gönül, ne haber? Ah, vallahi ne olsun Melih'cim. Ben de kalkıyordum zaten. Necla'cığım beni ara. Demin bahsettiğim yemeğin tarifini sana telefonda veririm. Tamam. Aa, zahmet etme Allah aşkına, ben yolu biliyorum. Olur mu Eşe? Melih'cim görüşmek üzere. Güle güle. Güle güle. Hiçbir değişiklik yok. Var var. Tek değişiklik dekor parçalarından birinin eksik olması. Öyle mi? Ne yazık ki parçalar daha da eksilecek. Eksilecek mi? Nedenmiş o? Herhalde eşyaları bölüşeceğiz. Öyle ya. Eşyalar ikimizin. Yani yarısı senin. Ama nasıl becereceğiz bu işi? Önce sen istediklerini söyle. Çok naziksin. Çok aceleye getirmiyor musun bu işi? Daha boşanmadık bile. Biliyorum. Caymaktan, duygusal olmaktan. Ya da ne bileyim, herhangi eski bir alışkanlığa kapılmaktan korkuyorum. Özür dilerim. Şu an sana epey kaba göründüğümün farkındayım. Hep kabaydın. Hiç inceldiğini görmedim. Bugün hariç tabii. Allah'tan benim de duygusallığa kapılmak gibi bir niyetim yok. Tamam. Hakkın olan eşyaları ben sana gönderirim. Ben ne halt ettiğimi biliyor muyum? Tuvalet masası benim. Eğer bundan sonra makyaj falan yapacaksan tabii.